Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ünlülerle Meslek Öğreniyorum serimize bugün Nermin Gül'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne yapacağız? Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. 1200 dereceye geldik. Burada cam sanatı var. İçeride bize cam nasıl işleniyor, nasıl yapılacak onu öğretecekler. Ben çok heyecanlıyım, sen? Hele ben hamur işimden sonra böyle bir yere gelmek ve burada cam sanatını icraat etmek... Bilmiyorum nasıl yapacağız, göreceğiz. Bakalım, hayatımda ilk defa yapacağım ben. Hatta ilk defa dokunacağım herhalde. Aslında şöyle söyleyeyim, çok keyifli bir şey, böyle dışarıdan izlemesi çok güzeldi. İlk defa burada bana bu fırsatı sunacağınız için de size teşekkür ediyorum. Biz de 1200 dereceye teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için kapıyı açtılar. 1200 derecedeyiz şimdi, içeri geçiyoruz. İçeri giriyoruz, 1200 derece sıcaklık var sanırım. Evet arkadaşlar, şu an mekandayız. Camdan böyle şekiller yapacağız. Hiç heyecanlıyım ben de, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Biraz gösterdi bize kamera öncesi, böyle sizi görmedim. Kamera arkası yaptık. Şimdi tekrar bize anlatacak çünkü anladığımı zannetmiyorum. Yok ya, anladı, çok güzel anlatıyor. Evet, vallahi Merve mutlaka Hanım uğrayın. Yolunuz düşerse buralara. Kesinlikle, hemen Merve Hanım söz sizde. Bize anlatın, ne yapacağız? Öncelikle rahat olmanız lazım ama birazcık endişe fena değil. O yüzden endişelenmenize sevindim. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. Yani 1500 derecede su kadar akışkan bir şey değil. Daha yoğun, baldan belki biraz daha yoğun kıvamda çalışacağız. Şimdi yapacağımız iş aslında şöyle birkaç hareketten ibaret. Sol elimize mandrellerimizi alalım. Bunların bunlara mandrel diyoruz. Mandrel. Evet. Paslanmaz çelik çubuklardır bunlar. Şöyle sol elimizde yatayda tutuyoruz. Ve şöyle bir döndürme hareketimiz var. İleriye doğru, evet. Süper. Şöyle gösterelim. Mustafa Bey öyle değil yani. Biraz daha düz tutuyorsunuz çubuğunuzu. Bilmiyorum yani, bayağı bir heyecan. Bakalım hamur işine benziyor mu? Bu kadar yemekten sonra ilk defa böyle bir şey yapacağım. Değil mi? Belki de orayı bırakıp buraya mı döneceğim? Valla eliniz bir el işine yatkınsa eminim çok daha iyi yapacaksınız. Mustafa Bey'de var mı bilmiyorum. Ben çok beceriksizim ya. Ay, bakalım, ben bir tek konuşabilirim, bir de yazabilirim. Yalnız Mustafa çok iyi yaparmış, ben kötü yaparmışım. O zaman görürüz günümüzü. Bu kadar sessiz adamdan korkacaksın falan diyor. Aynen öyle oluyor. Sessiz bekliyorum şu an. Evet, çok güzel. Şimdi bu mandreli tutma yerimiz şuralar olmasın, daha böyle ortalar olsun. Çünkü dışta tutarsak kontrolümüz biraz daha zayıf olur. Ortalardan tutalım. Evet, herkesin korkusu bu. Elleri yanmasın diye en uzak noktalara gidiyorlar. Şöyle göstereyim size. Böyle en uzak noktada ya da böyle bir en uzak noktada tutarsanız bakın ne kadar kontrolsüz. İkisi de zor. Böyle kas da yapıyoruz herhalde. Tabii kas yapıyoruz birazcık. Tamam, süper. Böyle yakından tutalım. Elimiz yanmayacak. Camın sıcaklığı ilettiği mesafe maksimum 2-3 santim. Çubuğumuzu ısıttıktan sonra karıştıracağız. Evet, aynen öyle. Ama önce bunu da ısıtacağız tabii ki. Evet, elimizi tutma yerimiz gösteriyorum şu anda. Buralar olsun. Yani şöyle uzaktan tutmayalım. Okay. Mandrelimiz de hiçbir zaman aleve girmediği için onu da buradan tutabiliriz. Bir sıcaklık gelmeyecek elimize. Teşekkür ederim. Evet, sizin sarı lacivert olacaktı boncuğunuz. O yüzden şöyle bırakıyorum. Sarı lacivert aldım. Aa, yanlışlıkla Urfa Spor almışım. Urfalıyım ama yani. O spor olmuş ama iyi denk gelmiş. Tamam. Şimdi ben şalümolarınızı yakacağım. Ondan sonra ilk olarak mandrellerimizin şu beyaz ayıraç kısmını ısıtarak başlayacağız. Evet. Gözlükleri takacak mıyız? Gözlükleri takalım, mutlaka takalım. Şöyle bir gözlüğümüz var. Çok da böyle yakıştığını düşünüyorum. Bakayım Mustafa Bey. Aa, çok güzel oldu. Müzik de güzelmiş. Müzik de güzel. Evet. Nasıl, yakıştı mı hocam? Çok yakıştı gerçekten. Tamam, harika oldu. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Tempoya göre şu an devam ediyorum. Ben şimdi şarımı yakacağım. Mustafa Bey'le birlikte başlayalım. Hemen başlamayalım. Tamam. Bu alevimiz uygun. Evet. Heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım. Şimdi, evet. Ben de gözlüklerimi takayım. Mandrellerinizi alevin ucundan, en ucundan ısıtmaya başlayın. Çok güzel. 5-10 saniye yeterli demiştiniz. Evet, 5-10 saniye yeterli. Şu anda yeterli. Bağımsız olarak ayırıyoruz. Orada duruyor. Alevden bağımsız. Evet, güzel. Şimdi cam çubuklarımız dik 90 derece. Alevin en ucunda Mustafa Bey. Alevin en ucunda. Sizin de öyle. Ufak bir atma yaptı, görüyorsunuz. O birden sıcağa girdiğimiz için oluyor. Tamam. Tamam. Orada döndürün şöyle şu şekilde. Şu bu. Evet, çok güzel. Orada döndürüyoruz. Tamam, beceremiyorum ya. Dönmüyor sanki. Gayet güzel. Gayet güzel. Acayip keyifli. Doğal, çok tuhaf bir şekilde doğru gidiyor. Şimdi ne yapalım? Hiçbir zorluğu yok. yüzden ürünümüz biraz daha alevin altında olsun Mustafa Bey. Alevin içinde olacak şey cam çubuğun ucu. Hocam çok güzel. Evet çok güzel. İkiniz de çok güzel çalışıyorsunuz. Fena gaz veriyorsunuz hocam. Ben berbat olduğumun farkındayım. Yalnız acayip kas yapıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten şu an kolum ağrıyor yani. Evet, kolay değil. Değdireyim mi masaya? Değdirin. Biraz madem yoruldum. Vallahi yoruldum. Hamur yoğurmaya benzemiyormuş. Mustafa Bey, bu kadar yeter mi? Daha gidiyor mu? Yeterli. İsterseniz büyütebilirsiniz de, size kalmış. Böyle döndürmeye devam edin. Ben büyük olsun istiyorum. Üzerine noktalar koymayı deneyin şimdi isterseniz. İnce çubuğumuzu alalım. Biraz şöyle masaya paralel buna, evet. Hocam benimkinin biraz çekti. Evet hocam, çok güzel bir çubuk oldu. Çok kötü oldu. Tamam yeter. Hocam benimkinin şekli mi değişti? Sorun değil. Siz malzemeyi aktarmaya devam edin. En son düzelteceğiz. Tamam. Mustafa Bey güzel, gayet özgün gidiyor boncuğunuz. Çok güzel. Aynen devam edin. Harika. Hayır şu an. Bu yeryüzünde tek olacak cinsten bir boncuk. Mustafa Bey özel mi? Şuraya bakar mısınız? Bakayım. Wow, güzel yaptın. Hayır, bu örümceğe benzemeye başladım. Ben doğuştan sanatkarmışım bu arada. Annemin genlerini taşıyormuşum bak. Annenizin mesleği ne? Vallahi ev hanımı da böyle çok farklı şeyler yapabiliyor ya. Wow, benimki de güzel oldu ama. Her şeyi el emeği, göz nuru olduğu için kadın. Ay çok güzel. Bonbon şekerine benzedi. Aynen öyle. Başlayalım birlikte. Lacivert yapıyoruz hadi. Benim noktalar biraz farklı oldu. Buradan mı hocam? Oradan. Çok keyifli. Belki neye benziyor hala çıkaramadım ama. Şimdi alevin dışında soğutmak üzere döndürmeye devam edin. Hatta ben şöyle alan olur mu acaba ya? Şimdi şu kadar güzel sanatsal faaliyetin içinde o boncuklara alan olur mu acaba? Ben düşünüyorum da böyle bir meslek yapabilir miydim? Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çalışmayla her şey oluyor. Yemek yapmak mı, cam mı? Tabii ki yemek yapmak. Değil mi? Benimki oldu, çıkarıyorum. Instagram adresini zaten aşağıya da bırakacağız açıklamalara. Gelmek isteyen olursa oradan yazınca direkt iletişim kurabiliriz. Evet. Hocam. Evet, boncuklarınız soğumuştur artık. Beklenen an geldi efendim. Bakalım, dokunun. Ben, dokunabilir miyim? Ben çok heyecanlıyım. Hala sıcak. Açıyorum. Büyük hissediyorum. Büyük mü hissediyorsun? Vay. Kırmadan çıkarabilecek miyiz? Gayet güzel, bize de öğretin nasıl yaptınız. Çok enteresan bir şekil çıkmış böyle. Çok güzel ama. Mavinin ve lacivertin sarı koyduğumu düşünüyorum ama beyazmış. Sarı orada da beyaz. Benimki daha güzel oldu. Evet, neyse. Hangisinden başlayalım? Benimki daha güzel oldu. Bakalım, Nermin Hanım'ınkinden başlayalım. Aslında şöyle çıkarabilmemiz lazım ama elimizde dönüyor yuvarlak kırılmasın lütfen. Vallahi kırılırsa sizin çalışmanızdan mı? Ben karışmıyorum. Direkt kötü olursa benden, iyi olursa hocadan. Öyledir zaten, ben de öyle yapıyordum. Bunlarla yemek yaparken diyordum ki hamur kabarmazsa sizden, kabarırsa benden. Eğer sunumun falan kötü olduğunda ben şey dedim, kurgucunun sorunu, çok kötü kurgulanmış. Kesinlikle ya, benle. Çok ama çıktı bana. Demek ki becerebildim. Evet, bunu da çıkarabilir miyiz ya? Evet, onu da çıkaralım. Şöyle bir kolye yapacağım bununla efendim. Çok güzel oldu. Muhteşem bir şey. Siz ya. Siz de isterseniz bunu annenize bileklik olarak hediye edebilirsiniz. Bileklik vallahi yapabiliriz. Süper olur. Bunu güzel anneme vereceğim. Ben yaptım. Gerçekten ben yaptım. Korktuğumuz kadar yokmuş ama Mustafa Bey. Evet, çok keyifli, çok zevkli ben bir şey değil mi? Ben çok keyif aldım. Öğrenmek isteyen herkes gelsin. Biz hayatımızda ilk defa yaptık. Yani. İyi ki gelmişim, burayı keşfetmişim. Her gün vallahi açıksınız değil mi? Gelin. Salı günleri hariç her gün açıyoruz. Vallahi gelin. Açıyoruz. Çok da yakın. Salı neredeydi? Tatil. Salı yaptık tatilimizi. Neden salı? Çünkü hafta sonumuz çok yoğun geçiyor. Doğru. O yüzden akşam hemen kapatıp çıkıyoruz. O yüzden haftanın programını yapamıyoruz. Pazartesi bizim için haftanın programını yapacak yine bir çalışma günü olarak. Bir de üflememiz var. Evet, üflemeyi de ustamızdan bahsetmiştim zaten. Evet, şimdi hemen üflemeye geçeceğiz. Üflemeyi de Nermin Hanım üfleyecek aslında. Ben sadece izleyeceğim burada, izleyeceğim. Neden? Bir üfleseydin. Ben beceriksizim. En iyisi hiç oraya bulaşmayayım falan. Ama bunu yaptım, kendimi çok iyi hissettim. Tamamen her şeyden soyutlanıp sadece o camla siz baş başa kalıyorsunuz. Tabii. O zaman yapalım. O zaman diğer etaba geçiyoruz. Evet. Siz onları yaparken ben de bunları bileklik ve kolyeye çevireceğim. Böyle cam borular. Evet. Biz bu cam borulardan böyle parçalar alıyoruz. Çok güzel. Arkamda gördüğünüz. Böyle buna sap çekme deniyor. Hı hı. derslerde ders verdiğimde, ki şu anda iki tane hanım kursiyerimizin evine sistemi kurduk, evlerinde çalışıyorlar. Gerçekten ara ara da ufak tefek takılıp duruyordu, şey yapıyorlar. Buna sap çekme diyoruz, yani şöyle tutacak yeri olsun diye. Şimdi böyle bir minik bir sap, bir parça aldık buradan. Uzatıyor muyum? Şimdi bunu tarihte kullanılan, hani eskiden eşleri sefere çıkan kadınlar, eşleri gelene kadar gözyaşlarını biriktirirlermiş. Gerçekten. Ya da yakınları öldüğünde onun için ne kadar çok ağladığını belirtmek için şişelerle birlikte gömülüyormuş. Bu eski mezarlardan bunlar çıkar, gözyaşı şişesi diye tarihte kullanılmış. Şimdi onun benzerini bir şeyden hazırlayacağım, sizin yükleyeceğiniz. Şimdi böyle minik minik çizgiler çiziyorum. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Mart'ın 15'inde 48 sene bitecek. Mart'ın 15'inde 48 sene. 48 sene. Wow, bile kolay. Benim ömrümden daha fazla. Daha doğmadan siz bayağı bir koşuyordunuz. Yani o kadar zevkli bir iş ki. Değil mi? İlk günkü zevkle, şevkle nasıl çalışıyorum. Hocam? Paşabahçe'nin, Paşabahçe diye tabir ediyoruz da, Türkiye Şişecam fabrikalarının Tekinçam adında Topkapı Davutpaşa'da fabrikası vardı. Evet, orada tekerlik yapmıştım ben. Çırak kurslarına katılmıştım orada. Başarılı olanları atölyeye aldılar. Ben de onlardan biriyim. 10 senemizi laboratuvar aletleri imalatı yaparak geçirdik. Sonra çeşitli ürünler, 48 sene içinde pota var, laboratuvar aletleri var, ödelik eşyalar var, neon var. Küçük yazıları vardır ya, neon. Evet, evet. Onlar var, çeşitli şeyler var üzerinde. Evet. Hani az önce şey dediniz ya, kendinize zaman ayırın, gelin burada vakit geçirin diye. Evet. Aslında kendinize iyilik yapın. Yani o kadar güzel bir iş ki, öğrendikten sonra çay demliği önümüzde, çay demini alana kadar iki tane çay bardağı yapabiliyoruz. Aman Allah'ım, çok güzel. Yani gözlükle harika görülüyor. Yani normalde biraz sarı görüyorlar. Sarı görüyorsunuz ama biz gözlük takınca böyle bir mavi sarı harika bir şey oluyor. Mustafa Bey, bir sonraki yaşamın çay bardağı olabilir mi? Valla iş. Kendi çay bardağınızı yok. Çalıştıktan sonra inşallah. Hizmetin isterseniz. Evet. Elinizi tutun yani, güzel bir şey aslında. Evet, ben böyle çay içtim bundan biraz önce. Çok da güzeldi. O böyle insan kıyamıyor falan böyle. Amerikano bardaklarımız da var. Vay, güzel. Ne yapıyorsun böyle? Aman Allah'ım, acaba dikler mi kırılır mı falan diyor da bayağı sağlam yani. Sağlam, sağlam. Güzel. Gözlükten bakıyorsun. Evet, bak, kameraya gözlük taktık şu an. Evet. Şu an kameraya gözlük takıyorlar. Genelde yapıyorlar onu zaten. Siz daha iyi bilirsiniz diye karışmak istemedim ben. Kameraya da ben evet, Nermin Hanım, çok az üflüyoruz şimdi. Çok az. Yeterli. Böyle şimdi bir cam şişti. Hafiften, ince ince. Evet, evet. Bir tane şişti patlar mı? Bir tane patlatalım. Patlatalım mı? Bir şey olmaz mı? Korkuda bir şey yok. Yavaş yavaş devam edeyim. Sigara içmeden hiç. Biraz daha büyütmek ister misin? İyi miydi? Ay hocam, çok güzel oldu. İyi miydi? Hayır ha, bunu... Abi, tamam. Çok güzel, hiçbir şey yok. Yok. Hocam çok güzel oldu. Ben devlet cam sanatçısıyım aynı zamanda. Şu an kendimi Mustafa Çinkaya gibi hissediyorum. Her şeye böyle elleyip araştırıyor ya. O neymiş mesela? Evet. Bu nedir hocam? O tutturacak diye tabir ediyoruz. O daha büyük ürünleri. Şimdi hemen göstereyim. Nasıl bir duygu ya? Gerçekten de sanmıştım hani. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Aklınıza bir şey geliyor mesela. Tabii bunları hep öğrendikten sonra. Aklınıza bir şey geliyor. Oturup yapıyorsunuz, 15-20 dakikada önünüzde oluyor. Bilemediniz, yarım saatte. Önünüzde onun verdiği bir hazır düşünün. Ha, ben böyle bir şeye geldi aklıma, onu becerebildim. Bir de onunla birlikte bir mimar düşünün, örneğin. Bütün meslek hayatı boyunca kaç tane istediği yapısı, eseri yapabilir. Biz her gün bir şey yapıyoruz. Tabii onlarla kıyaslamıyoruz da. Gelen her şeyi yapabiliyor musunuz? Tabii, tabii, tabii. Şekil olarak farklı. Yolda gördüğüm bir şeyden, televizyonda izlerken gördüğüm bir şeyden aynısını değil. Şimdi şöyle olsaydı nasıl olur da diye düşünerek herkesin geliyorum, yapıyorum mesela. Harika. Şimdi bunu bilmeyenler elim alak olduğuna inanamıyorlar. Ama gördüğünüz gibi. 2 milyon kişi göreceğiz hocam, tamam mı? Hepsi elim alak. Göstereceğim. Tamam. Çok güzel olmuş. Vallahi muhteşem. Ben böyle bir şey yapsam yemin ederim elime koya böyle gezerim. Bunu ben yaptım falan. Kırılmasın diye de böyle. Evet. Ben yaptım bunu. Her selam yerine anlatırım ben. Şimdi Nermin bunu ben mi üfleyeyim, sen üfler misin? Ya da ben bir tane üfleyeyim, sonra istersen tamam. İnşallah üfleyeyim. Ne olacak? Patlayacak. Ben tırtıyorum biraz. Korkulacak bir şey yok. Az önce söylediğim gibi yani tehlikeli bir şey yoksa yaptırmayız zaten. Bunu ben yapıyorum. Yani böyle bir imarat falan çıkacak ya camın bir halini göstermek istedim sadece. Pamuk şeker oluyor. Ve bakın cam esneyecek şimdi. Görüyor musunuz? Evet. Esniyor. Oluyor mu sende? Çok güzel oldu. Camdan balon. Bayıldım. Elinize kolunuza sağlık. Şeye benziyor ya böyle tarihi dizilerde falan ya da filmlerde zehir falan koyuyorlar ya. Evet tabii. Evet sirçeceğiz yani öldürüyorlar falan. Ya o dizilerde falan ben çok sıcak. Biz tanışıyoruz, beni yakmaz da seni yakar. Öyle mi? Deneyim mi? Oo baya sıcak. Hakikaten nasıl indirdiniz elinizi? Tanışıyoruz diyorum ya. Tanışıyorlar aralarında. Ben hep şeye de şaşırmışım ya, böyle fırında falan sıcak ekmek alıp atıyorlar ya, adamın eli hiç yanmıyor falan. Ben onu yapıyorum artık, onlar beni tanıyor, doğru söylüyor. Ama bana tanışamadık. Beni hiçbiri tanımıyor, direkt yakıyorlar. El yemeği, Allah aşkına. Hepsini burada yapıyoruz. Ramazan aylarında hurmalar, sofralar için. Çok güzel, valla bu kadar ince, narin. Bu Erbil'e gelsin, Erbil'in pandası. Bu patlayacak mı şimdi hocam? Yok, öyle kaldı o. Kaldı mı böyle? Soğumuştur, şöyle tutabilirsin. Ha, tutabilir miyim? Esnet istersen biraz. Kırılırsa da korkma, kesmez. Enteresan, bakar mısın? Böyle incecik bir cam. Değil mi? Çok farklı. Ve bence çok fazla zorlamasa. Ne hissettim bilmiyorum abi. Tuhaf bir şey ya. Bak şuradan basılabiliyor. İşte evet. Kesmez dedim ya. Ama onu hemen at. Bayağı. Elle bulaşanı at hemen. Nereye atıyorum? At masanın üzerine at. Çünkü neden biliyor musun? Süre sonra çok, yok, çok ince böyle kaşınmaya başlar. Kaşındıkça daha çok derinin altına iner. Kesmek istedi zaten. Böyle şey kırmak istedi sanırım. Ondan dokundu. Yok ya böyle şey bir dokundum böyle. Evet hemen topu atıyoruz efendim. Yaramazlık yaptık birazcık. Hepsi Mustafa'nın yüzünden. Biraz yaramaz şey... çocuk. Aynen Mustafa Çinkaya gibi. Hep onu örnek veriyorum şu kameraman. Her şeye dokunur, her şeyi bozar. Ondan dolayı. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ben yapmıyorum. Biraz önce camı düşürecekti de şu pencereyi. Ama ekipte bir sakar her zaman vardır. Siz ekip sakarı mı ilan edelim? Hem sakar hem beceriklisi yani. Biraz tuhaf. Hem de beceriklisi. Çok sağlam yapmışım. Vallahi ama. Şimdi ben buna ne yapacağım biliyor musunuz? Eve götüreceğim, içerisini dolduracağım, yeni mutfağıma koyacağım ve sizi etiketleyeceğim. Tamam. Tamam mı hocam? İçerisine mutluluk gözyaşı biriktireceğiz. İnşallah. Hepimizin gözyaşları mutluluk. Tamam. Evet. Mutfağın bereketi olsun. Mutfağın bereketi olsun. Çok güzel olacak. Yavaş yavaş finale geliyoruz. Valla çok güzeldi. Daha hiç bitmesini istiyorum yani. Vallahi ben de bir sürü şey öğrendim. Bir şey daha üflemek istiyorsan olabilir. Böyle ucu falan. Yok yeterli. Bu kadar yeterli. Sizi de çok meşgul etmeyelim. Çok güzel oldu ama. Bizim bileklikler falan. Sen yaptın. Evet. Ben mi yaptım? Sen üfledin. Ben üfledim benim nefesimle. Oo bak. Çok. İnanmıyorum. Hemen takacağım. Şunu hatta çıkartıp takacağım. Muhteşem. Ben karıştırmadan verebilirsen. Çok güzel olmuş harbiden. Ya benimki de fena değil ya anneme. Buradan. Selam gönderiyorum sanki hiç görmeyecekmiş gibi. Nasıl? Muhteşem. Güzel yapmışsın ya. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Çok büyük bir keyifti sizinle tanışmak. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hakkınızı helal edin. Çok güzeldi. Biz de keyif aldık. Yine gelin. Gözlüğe bayağı alıştım çıkarmıyorum. Tabii evet. Yakıştı ya çıkarmazsın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 1200 dereceye gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Müthiş şeyler öğrendik. Evet. Ve müthiş şeyler yaptık. Yani kendime şu an gaz veriyorum. Onlar daha müthişlerini yapıyor. Siz de öğrenmek istiyorsanız 1200 dereceye gelebilirsiniz Balat'ta. Instagram hesabını zaten açıklamaya bırakacağız. Oradan da adresi öğrenebilir, iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel workshoplar. Ben de sayfamda duyuracağım. Nermin Nefes Mutfağı'nda. Evet. Nermin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizi benim için kırmadı. Çok keyifli. Buraya kadar geldi. Çok keyifli. Güzel bir gün geçirdiniz. Çok. Evet. Şöyle söyleyeyim, geldiğimde ben bunu yapabileceğimi hayal etmiyordum. Öyle söyleyeyim yani. Ama hayalleri gerçeğe dönüştüren yer diyoruz o zaman. Geliyorsunuz. Camı sanata dönüştürüyoruz. Kesinlikle. Tabii yani şimdi bazı özellikle gençler diyorlar ki işte ben yeteneksizim, kabiliyetsizim. Halbuki öyle bir şey yok. Yeteneksiz insan yoktur. Yapacağınız iş konusunda bilginiz yoktur. Biz o bilgiyi veriyoruz, nasıl yapılacağını gösteriyoruz, gerisi size kalmış. Çok teşekkür ederim. Merve Hanım'a da çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bize benim oğluma da teşekkür ediyorum beni beklediği için. Orada da yakışıklı biri var bak. Bugün karnesini mi almıştı? Evet, takdir aldı abisi. Hadi bakalım. Yine iyisin. Kaptın hediyeyi değil mi? Biz hediye almıyoruz. Çünkü kendisi için alıyor. Takdiri benim için almıyor. Evet, buradan da bir mesaj olsun. Mesaj olsun. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videoları yorumlamayı unutmayın. Daha ne meslekler yapmamızı istiyorsanız da yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.